Ve dönelim pandemi gündemine. Çin'den sipariş edilen aşılar ikinci tur sevkiyatı başladı. İkinci turda 10 milyon dozluk bir sipariş söz konusuydu. Onların 6,5 milyonunu taşıyan uçak bugün sabah saatlerinde İstanbul'a indi. İlk turda 3 milyon doz aşı gelmişti. Türkiye böylelikle toplamda ülkemizde ulaşan miktar 9,5 milyon dozu buldu toplamda. Yeni gelen aşılar da güvenlik testinden geçtikten sonra kitlesel aşılama planı çerçevesinde vurulmaya başlanacak. Peki şimdiye kadar ne kadar aşı yapıldı? Gelin onu da hemen haritanın üzerinde görelim. Arkadaşlarımız buraya getirecekler. Gördüğünüz gibi toplam aşılanan kişi sayısı 1.300.813 şu an itibariyle ve illere bakalım ayrıntılı. İstanbul'da aşı yapılan kişi sayısı 237.112. Ankara'da aşı yapılan kişi sayısı 129.452. Ve diğer bir il İzmir 80.868 kişi şimdiye kadar aşılanmış ve bir il daha görelim. Mesela Antalya. Antalya'da aşı yapılan kişi sayısı 43.787. Toplamda 1.300.813 kişi aşılandı şu ana kadar. Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşılarının ikinci partisi de İstanbul'a geldi. Türkiye'nin aşı yapma potansiyeli çok yüksek. Aslında diğer ülkelerden daha iyi durumda diye düşünüyorum ben. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 80 yaş üzerindekilerin de aşılanmasına randevuyla başlandığını duyurdu. Covid-19 aşıları için randevu özel hastanelerden de alınabiliyor mu? Ücretsiz bir şekilde aşınızı yaptırabilirsiniz. Evden çıkamayan vatandaşlarınız da evde sağlık birimleri, ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla evde aşıda yapılacak. Zaten bakanlığımız açıkladı. Ama size yakın özel hastane varsa ve aşı odası açıldıysa sistemde ona randevu alabiliyorsanız özel hastanede gidebilirsiniz. 182'den COVID-19 aşısı için randevu veriliyor ama sıkıntı şu, randevu için gidilen yerde biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü randevu saatinde kişiler yerinde olmuyor. İşte bu nedenle de birçok yere uyarı yazısı asılıyor. Bizim vatandaşlarımızın şöyle bir alışkanlığı var. Ya erken geliyorlar ya da geç geliyorlar. Randevu saatinde gelmeleri lazım. Çin'den satın alınan aşıların 3 milyon dozluk ilk partisi 30 Aralık 2020'de geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Koronavak'ı acil onay vermesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından koronavirüse karşı aşılanma süreci 14 Ocak'ta başladı. Türkiye'de ilk günde 300 bine yakın sağlık çalışanı koronavirüs aşısı oldu. Hızlı gittiğimizi fark ediyorsunuzdur zaten. Yani aşı elimize ulaştıkça aslında bu yavaş yavaş aşağı inecektir. Yani 75 yaş, 70 yaş, ondan sonra zaten 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlarda özellikle bizim için önemli. Sonra belli meslek grupları yapılacak. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak analiz sonrasında kullanılabilecek.